Şerbetimiz için toz şekerimizi tencereye ekliyorum. Birebir oranda su ve şekeri ekledikten sonra ocağımızın altını açalım ve yavaş yavaş kaynatıyoruz şerbetimizi. Şöyle de bir karıştırıyoruz. Biraz şeker ekliyorum. Buradaki şeker oranı çok daha az oluyor. Su muhallebisi yapıyoruz. Nişastayı ekliyorum içerisine. Şerbeti şöyle bir karıştıralım. Şimdi şeker ve nişastayı şöyle bir karıştırdım. Koyu bir muhallebi yapacağız. Sütümüzü ekliyoruz içerisine karıştırarak. Çok az da su ekliyorum. Bu ocağımın altını da açıyorum şimdi. Tamamen karıştırdım hepsini. Bu şekilde karıştırarak iyice koyulaştıracağız. Kabımı alıyorum. Bir miktar su ekliyorum. Bu şekilde çalkaladıktan sonra suyu biraz dökeceğim. Dibinde çok az bir su bırakıyorum. Muhallebiyi bunu döktükten sonra çıkartırken zorlanmamak için bu işlemi yapıyoruz. Muhallebiyi de karıştırmayı ihmal etmeyelim. Sürekli karıştıracağız. Birazdan koyulaşmaya başlayacak. Bu şekilde ara ara karıştıralım. Birazdan içerisine çok az bir gül suyu ekleyeceğim şerbete. Ama önce kaynamasını bekliyoruz. Muhallebimiz yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Karıştırmaya devam ediyoruz. Dibinin tutmaması için bu şekilde ara ara kontrollü olarak karıştırıyoruz. Evet, şerbetimiz de kaynadı. İstediğimiz kıvama da geldi. Şimdi bunun altını kapatalım. Kapattıktan sonra az miktarda gül suyu koyacağım içerisine ama çok az. Bunu şimdi kenara alacağız, şerbetimizi. Biraz beklettikten sonra daha sonra bunu soğutacağız, dolaba koyacağız. Biraz şimdi bekletiyorum burada, birazdan dolaba alırım. Şimdi muhallebimizi de bu şekilde karıştırıyoruz. Bakın koyulaşmaya başladı. Biraz daha koyulaştıktan sonra bunu da dökerek soğutacağız. Burada yeterli koyuluğa eriştikten sonra muhallebimizi döküyoruz. Biraz bekleteceğim tezgahta ve arkasından da bunu buzdolabına koyacağım. İyice soğuması için. Şimdi şerbetimizi de başka bir kabın içerisine alalım. Sürahiye de alabiliriz. Evet, muhallebiyi şimdi dolaba koyuyorum. Şerbeti de dolaba koyacağım. İkisi de iyice soğuduktan sonra çıkartarak servise başlayabilirim. Muhallebimiz ve şerbetimiz iyice soğuduktan sonra şimdi servis edebiliriz. Önce şerbetimizi alalım. Ve muhallebimizi de alıyoruz. Ve muhallebimizi dikkatli bir şekilde çıkartacağız. Bunu isterseniz parçalara ayırabilirsiniz içinde. Daha rahat çıkartmak için bu işlemi yapıyorum. Servis yapacağım tabağımı da alıyorum yanıma. Küp küp doğrayabilirsiniz. Bunları servis kasesinin içerisine bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi aralara biraz meyve koyacağım. Portakal koyabilirsiniz. Mandalina olabilir. Muz olabilir. Kivi olabilir. Biraz portakal koyuyorum. Ve biraz da frambuaz. Biraz daha portakal atıyorum üzerine. Ve şimdi şerbetimizden de gezdiriyoruz üzerine. Evet, birkaç tane frambuaz. Berilerden, diğerlerinden de ekleyebilirsiniz. Ve en son üzerine bu şekilde fıstıklarımızı da koyduktan sonra artık servise sunabiliriz.